Boyamızı kullanmadan evvel her zaman çalkalıyoruz. İçindeki partiküller tamamen çözülsün diye. Merhaba arkadaşlar. Bugün elimde eskimiş bir basamağım var. Onu Rich Multidot Dekor çalkıtla yeniliyorum. Bir yandan yenileyim. Bir yandan da gelirsiniz artık yavaş yavaş. Bayağı bir kötü durumda çünkü elimdeki tabure atsan atılmaz, satsan satılmaz vaziyetinde kendisi. Bunu birlikte yapalım. Yenileyelim. Üzerine dekupaj uygulayacağım. Hepsini bir arada atölyede çalışıyorken size de bu yayını açayım dedim. Yani çalkıtlarla mobilya da yeniliyoruz. Boyadığımız eski ahşabı da yeniliyoruz. Vernikli yüzeyi de yeniliyoruz. Bakın gördüğünüz gibi tek kat. Gayet güzel. Fırçamın ucuna aldığım boyayla. Çok şu an izleyicilerimiz var. Herkes size kolay gelsin. Kolay teşekkür gelsin ederim. Gülöz'den kolay gelsin canlar demiş. Aa hocam hoş geldin. Bakın arkadaşlar, çalkıtla ilgili sormak istediğiniz bir şey varsa Gül hocam yayında Rich Hobby'ye ait tüm boyaların argesini kendisi yapar. Aklınıza takılan ne varsa sorabilirsiniz. Hazır hocamız buradayken her kula nasip olmaz dermişim. Sağ olsun. Var mı arkadaşlarımızdan bir şey diyen? Vernik Denize'yi yenilerken yine 21 gün bekleyeceğiz mi diye sormuşlar bir tane bayan. Gül hocamız cevaplasın. Rengi soruyorlar hocam. Ay rengim çok güzel. Barcelona turuncu. Bugün de bunu kullanasım geldi. Renkler o kadar güzel ki vallahi böyle ne bileyim crimson kırmızı, işte mürdüm, yağ yeşili bile çok farklı, küf yeşili çok güzel. Hepsi güzel yani. Hepsiyle bir şey boyayabilirim. Boyarız inşallah hep birlikte. Bakın tek kat. Gayet güzel. Şuralar benim berbat. Yani bunu örtüyorsa her şeyi örter emin olun. Gül hocam cevap verdi mi? Şu an göremedim. Böyle bir güzel bir şey yok diyor boyacı. Kim? Günan. Teşekkür ederim. Dermişim bana da ne oluyorsa. Boyayı siz yapıyorsunuz. Havayı ben atıyorum. Herkese sevgilerini sunuyor şu an. Çok sağ olun arkadaşlar. Açtığım yayınlarda beni yalnız bırakmıyorsunuz. YouTube'da da aynı şekilde takip ediyorsunuz. Çok seviniyorum. Çok seviyorum sizleri. Tabii canlı yayında ekrandaki renk o kadar net değil ama burada daha şahane. Ya evet, ışık falan çok önemli aslında çekim yaparken ama beni zaten biliyorlar. Ben böyle haldır huldur. Ya dün dünkü yayında arkadaşlarımıza söz verdim. Ara ara hazırlıksız da olsa atölyeden çalışırken yayın açacağım diye. Bu tabureyi yenileyecektim. Bari hep birlikte yapalım diye bir yayın açtım. Öyle saatlerce öncesinden bir post açıp bildiremedim. Kusura bakmayın. Sonrasında da izleniyor zaten. Tabii yayın esnasında katılan arkadaşlarımız daha şanslı. Çünkü aklına gelen bir şey olduğunda sorabiliyorlar.
Ama dediğim gibi sorunuz varsa hazır Gül Hocam eğer hala buradaysa. Burada hocam. Burada mı? Hı hı. Sorabilirsiniz. Elimizdeki mat bir boya. Kendi bir verniği var. Onunla daha da mat. Yani böyle verniği biz uyguladık ilk seferinde. İnanın bana kuruduğunda tamamen o verniği hiç atmamışız kadar mat oldu. Çok Stella şaşırdım. Stella da burada hocam. Hoş geldin Stella. Boyasız hiçbir şeyim yok. Yine üstüm başım boyayacağım. Bakın bu boyanın güzel tarafı sağlı, sollu istediğiniz gibi sürebiliyorsunuz. Şu an ilk kat. İlk katta bile gayet kapatıcı ve örtücü. İkinci katta tamamen sabitler. İşimi bitiririm. Rengi kaçıranlar olmuş hocam. Biraz söyler misiniz? Rengim Barcelona turuncu. Zaten sipariş vermek isteyen arkadaşlarımız Eylem Hanım'a ulaşıp bunu sağlayabilirler. Tabii yayın açacağımdan Eylem'in bile haberi olmuyor. O ayrı. Ne yapacağımdan da haberi olmuyor. Kafama göre takılıyorum. Yanma da sen orada. Tek katta bile şahane. Evet arkadaşlar, zaten güzel tarafı gün içinde yenileme yapabileceğiz. Saçıma da turuncu sürmüşüm, iyi mi? Burada duracağım. Gün içinde yenileme yapabileceğiz. Eylem Hanım da burada hocam bu arada. Ha, burada mıymış? Bakın aynı yöne gitmiyorum. Kafama göre takılıyorum. Ben bu boyaya serseri boya taktım. Canınız nasıl istiyorsa yapın gitsin. Renkleri size yükleyeceğim. Resimleri bekliyorum. Demiş Eylem Hanım. Evet. Şu an firmamız fuarda. Kırtasiye fuarında. Sanırım geldiğinde. Yani geldiğinde derken. Fuar bitiminde bu resimleri oluştururlar. Oluştururlarsa çok güzel. Bakın yani o kadar az kullanıyoruz ki. Diyor, Elvin Hanım bir soru sormuş. Hocam 3000 serisi fırça ile bu boya olur mu? İpek mi olmalı demiş. 3000 serisi fırça zaten Gül Hocam cevaplayacaktır. Çok yumuşak bir fırça. O kadar yumuşak bir fırçayla yenileme yapmak çok zorlar insanı. Ama 9000 serisi çok güzel. İpek. Bir de bunu sulandırmıyoruz değil mi hocam? Hayır hayır, direkt uyguluyoruz. Hani direkt uyguluyoruz. Fakat şey gibi düşünmeyin. Hani sulandırıp çoğaltıyoruz diye bir şey yok. Çok güzel örtücü olduğu için sulandırmıyoruz. İki katta da zaten. Ya şahane kapandı şu an zaten. Bize netlik veriyor. Şu an ilk kattayız. Evet. Gül Hocam buradayken dileyen üzerine parlak vernik de uygulayabiliyor değil mi hocam? Ben de soru sorayım. Arkadaşlar sormuştu da oradan aklıma geldi hocam buradayken. Rulo ile boyayabilir miyiz demişler. Boyayabilirsiniz. Ama biraz zorlayabilir. Fırça ile çok daha rahat boyarsınız diye düşünüyorum ben. Yine ilk katını atıp asla niyetine bir gün bekliyor muyuz demiş Pınar Hanım. Hocamız burada ama beklemiyoruz. Aynı gün mutfak dolabımızı yenileyip verniğini atıp olayımızı bitirebiliyoruz bu boyayla. Şuradan çekeyim. Mesela yarın size geleceğim diyen misafirinize vitrini değiştirdiğinizde bu sende bu renk değildi şokunu yaşatabilirsiniz bu boyayla. Ses çok az demiş ama Gülo hocamız, yani sesi kısık değil herhalde değil mi hocam telefon? Yok, yandan bir bak bakayım. Değil ama. Ben elimi bir de görürsem de özel çıkar. Gül hocam
Senin telefonun sesim az yoksa. Kameraman arkadaşım, biraz yaklaşır mısınız demiş. Ses çok az geliyor demiş ama. Geldim. Yaklaştım iyicene. Elvin Hanım da aynı şeyi söylüyor. Ses çok az geliyor. Ver bakayım. Bir bakabilir misiniz? Bir bakayım bakalım. Yo, sesimiz tam. Yapacak bir şey yok. Bana bir telefon alın. Ya da şey isteyelim. Şöyle mikrofon sistemi var ya. Çok ünlü biriyim yolda. Vermişim. Elvin Hanım bir şey sormuş. Yeni ürünlerin kullanımı, uygulama alanlarını, uygulama tekniklerini hocalardan görmek isteriz. Bunun dikkate alınmasını istiyoruz hocalarımızdan. Yani Gül Hocam burada. Elinden geldiğince göstermeye çalışıyor. Ben de göstermeye çalışıyorum. Hayır, niye bu kadar zor bir obje seçersin ya senin yani? Nasıl bir boyadıysam seçim. Sizin işiniz doğru başarmak her zaman. Diyorsun. Ver gazı. Öyle ama. Ne tatlı oldu. Şuradan da geçireyim şöyle. Ama dün bana şey dediler. Siz saatlerce de boyayabilirsiniz hocam dediler. Ben de o rahatlıkla koca bir basamağı boyuyorum şimdi. Ama yani tek katlı da kapanması şahane bir şey. Susuz bir de. Evet, Allah kimseyi susuz bırakmasın ama bu boyada gerek yok. Sudan tasarruf ederek rich dünyadaki su israfına katkıda bulunuyor. Kuruştu kuruştu aktarsak mı hocam? Zorlanacağım da. Yok, gerek yok. Oralar bitti. Çok güzel güneş fönü. Ne yaptın? Fön. Ya fön. Ha, burada hocam. Bir bakayım senin arkasını. Fişini çıkardım sandım da. Hayır. Benim meşhur fönü. Yine her tarafımı boyadı. Bakın. Felaket bir haldeydi burası. Bir tat bitti. Gayet hızlı kuruyor. Herkes rengi çok beğenmiş. Bana uydu. Fırçanın adını istiyorlar tekrardan hocam. 9000 serisi İpek fırça. Şurada vardır herhalde. 2 dakika bir bakayım. Atölyede vardı. Zaten Eylem Hanım'la irtibata geçerlerse önereceği fırça da budur. İşte 9000 serisi. Şu. Elvin Hanım demiş ki sizi saatlerce izleriz tabii ki. Kulakları tırmalamayan bir ses yok. Lakayet bir muhabbet yok. Hocaların izlediği bir hocasınız hocam demiş. Elvin kardeşimiz kim bilmiyorum ama teşekkürler. Herhalde yeni katıldı galiba hocam. Yok, birkaç kez yorumunu biliyorum ama evet, bir yanlış yaptım ama tabii ki bunu önce kesecektim. Ben Gül Hocam gibi. Bakın ne kadar sıkıntı elimle yayıyorum. Kenarı kalmış demişler. Şuranın hocam unutuldu mu tamam, diyorlar. Tamam, ben oraya geçerim şimdi, merak etmeyin. Daha var. Hemen kurtulamazsınız. Böyle her yerine krem gibi sürüyorum. Herkes renge bayılmış yalnız. Çok bana bayılan yok tabii. Size ayrı bayılıyorlar. Şimdi canım. Trip atayım azıcık o da. O kadar çok yorum var ki ben çoğunu okuyamıyorum. Hani bir yandan çekeyim, kaçırmayayım diye. Bakın elimde bir dekupaj var. Yani internetten alınan bir çıktı bu. Bunu beğendim ben. Üzerine yapmak istedim. Stencil de uygulayabilirsiniz. Kesmeyi unuttuğum için...
çaresizlik insana ampul icat ettirir deyip size bayılıyormuş sevilen Yavuz Karaer hocam. Ben de sana bayılıyorum. Ne yapacağız şimdi? Ben bayılıyorum yazdım. İletin demiş. İlettim Sevilay Hanım. Almira da aynı şeyleri söylemiş. Can hocam diyor. Yani hocam işte bakın bunu da öğrenmiş oldular. Unutmanız bir işe yaradı ama. Yani. Bu hocam kadar pratik bir insan olamaz. Yani maşallah demiş Elvin Hanım. Teşekkür ediyorum. Çok sağ olsun. Ah hocamızın yanınızda olsanız da ne pratikleri var keşke görebilirsiniz. Ben o şanslı kişilerden bir tanesiyim. Boyamadığım yeri de gördüm bu arada. Olsun olsun. Ben sizi bilerek bıraktım diye düşündüm ama. Gül hocamın dediği gibi olsun olsun çocuğum önemli değil. Halledersin sen. Ama yazan benim Aysun. Ben iletin Sevilay hocam ayrı bir canım. Desem Sör hocam. Desem Sör hocam. Keşke İstanbul'da olsaydın da biz de yanında olaydık. Boşuna insanlar peşinde değil hani bir işi yapmak ancak bu kadar yakışır ehline demiş Elvin Hanım. Allah Allah. Ay sizi izlemek güzel hocam demiş. Utandırmayın beni be ya. Bir hocam nerede? Buralardaydı. Yakın olsak gelirdik ama yine de buradayız demişler. Teşekkür ederim. Çok 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 sağ olun. Ben şimdi dekopaj tutkalından biraz alıp kabaran şu kenarlar genelde zorlar. Buraya elimden geçiyorum. Eskişehir'den sevgiler Can hocam demiş. Kim? Saniye Hanım. Saniye Kimşik. Aa Saniye Hanım. Ah yanaklar da kızardı. Tevazi hocam demiş Sultan Hanım. Mart'ta fuar var mı diye soruyor Hülya Hanım. Niye habire niye fuar olsun? Bilmiyorum yoktur herhalde. Expo'da vardı. Kırtasiye. Bizim uygulama yapacağımız bir fuar değil o yüzden gitmedik. Ay, bakın kabaran yerleri böyle kön tutarak bastırın arkadaşlar. Dekopajım kabardı diye panik yapmayın. Heh. Bu Elvin Hanım tanımak isterim. Bu çok güzel sözler söylüyor size. Ay ne huzurlu yayın. Vallahi bayıldım. Samimiyetiniz evimi, yüreğimi kapladı demiş. Vallahi ama. Aa, Nevriye Hanım da beni çok kıskanıyorum. Seni çok kıskanıyorum sevgili Duş Ses demiş. Kıskanmayın hocamız hepimize yeter. Nevriye'nin zaten kıskançlık krizleri meşhurdur. Çok pis krize girer yani. Dekobaş çok güzel demişler. Ya eskiden bastırmışım. Orada duruyordu. E bu tabure de zaten canı çıktıydı. Tabure nereden? Öbür dükkanda da çekti bu bizi değil mi? Hocam o şey basamak değil mi merdiven? Tabii canım. Çok kahrımızı çekti. Artık yenileme zamanı. Yes. Şimdi şurada ikinci katımı uygulayacağım. Çünkü burada bayağı bir deformasyonum vardı. Ama arkadaşlar iddialıyım. Ham obje boyamakta da çalkıtlara geçeceksiniz. Baksanıza daha boya duruyor. Ben bir tabureyi bitirdim bile. Hocam evet çok da bereketli bir boya. Tabure demişim. Tabure de tabure diyorum siz anlayın işte. Yani ne kadar boyadınız hiçbir şey gitmedi oradan. Daha bununla bitirin boyarım demiş. Elvin Hanım demiş ki çok kişiyi takip ediyorum hocam ama kimi çıkartkan, kimi sahte, kimi beceriksiz, kimi zevksiz. Siz tüm bunların tam tersiniz. Hayran kaldım demiş.
Estağfurullah deme öyle şimdi, kim yani bizi de basmasınlar burada. Demeyin arkadaşlar öyle vallahi. Sonra bayağı ben uğraşıyorum. Gerek yok kalsın. Bakın hemen de kuruyor. Almir Hanım demiş ki yalnız dekopaj telayı zımparayla kesmeyi sizden öğrendi herkes. Evet biz de hocamızdan öğrendik, bilmiyorduk. Ne güzel. Olsun olsun. Hocam nerede ya? Göremiyorum onu, söylüyor buralarda ama. Ay çok sıcak oldu. Kapatayım hocam. Kapat. Buharlaşıp uçacağım buradan şimdi. Şimdi arkadaşlar. Tatatatan. Stencil denen bir olayımız var biliyorsunuz. Stencil spreyimizi stencil'ımızın kullanacağımız yüzün tersine uzaktan sıkıyoruz. Sonrasında da buradaymış bir hocamız. Ha burada mı? Sonrasında da uygulamak istediğimiz zemine sabitliyoruz. Evet, sabitledik. Stencil fırçası denen. Olsun olsun diyor bir hocam. Ondan yani gel bize o söz de. Bakın bakın renge bakın, Allah'ımızı severseniz. Yani şimdi. Elvin Hanım demiş ki hocam vallahi bunları iltifat olsun diye söylemedim. Hocam kalite elinizden yüzünüzden akıyor diyor. Ha, teşekkür ederim. Biraz daha devam ederse ben yerin dibine girip bir daha çıkacağım yani. Elimde Crimson kırmızıyı açtım. Niye açtım merakımdan. Bursa'ya bekliyorlar sizi. Mine Hanım. Mine Hanım. Bursa'ya geleceğim. Eylem Sultan'ın yanına geleceğim. Bir buluşma ayarlayabiliriz. Pınar Hanım da şişe boyamayı hocamdan öğrendim demiş. Sağ olsun. Çok güzel dönüşler alıyorum. Dün gece İnci Hanım'la konuştum ve artık İnci ablam oldu. Sağ olsun. Bana bayağı bir de hayat dersi verdi. Pes etmemem gerektiğini, gaflete kapılıp bir şey yapmamam gerektiğini, onun gibiler kendi gibi beni sevenlerin olduğunu, onları üzmemem gerektiğini falan söyledi. Doğru söyledi. Düşündüm. Evet, haklıydı. Pire için yorgan yakmaya değmez. Bırak pireyi pire olarak kalsın. Elvin Hanım demiş ki Gül hocam bence Türkiye'nin en iyi hocası. Evet. Siz ve Yasemin hoca iyi ki bu grupta sizleri buldum. Rich'in en büyük şanslısınız demiş. Rich'in en büyük şanslısınız demiş. Estağfurullah yani. Sultan Hanım da biz her yaptığımız işi hocamdan öğrendik. Yüreği güzelim hocam demiş. Sultan Yama mı? Sultan Yama uygun ya ama evet. Sağ olsun o da sayende hep ekmek yerinde. Almir Hanım da demiş ki Eylem Hanım'ın tayini çıktı Bayburt hocam demiş. Hadi karşılıklı ya. Oturuyoruz demiş. Almira Bayburt'ta ya. Nasıl Almir. Yani? Almira Bayburt'ta. Yurtdışına değil miydi? Sen mi karıştırdın? Bakın. Ne güzel oldu. Şimdi onu da bir kurutayım ben. Nerede fırın? Semra Hanım çekemeyen anten taktırsın demiş. Gül Hanım da tatlım sağ olasın. Biz de işimizi iyi ve doğru yapmaya çalışıyoruz demiş. Herhalde Almir Hanım'ın cevabını vermiş. Eylem hocam yoğunum ama bir kulağım bir gözüm burada yayında demiş.
Sultan Hanım ekmeğim sayesinde hocamın bu günümü ona borçluyum demiş. Ekmeğim sayesinde. Şeyi demek istemiştir. Sultan çünkü çoğu şeyi izleyerek öğrenmiş ve para kazanmış. Onun gibi her zaman. Sağ olsun. Anladım. Güneş Hanım, bu acemilik nedir böyle? Neden telefonun sesi açık? Derste tek ayak üstünde duracağız. Bu saatte beklemiyordum ama saat 7'yi 10 geçiyormuş meğersem hocam. Hmm. Biz zaten yani yayındayken biz nasıl geçtiğini anlamıyoruz çünkü. Aynen öyle. Kenarına biraz yağlı boya döndüm. Ben işimi bitirdim. Buyurun. Veda edebilirim size. Gördüğünüz gibi yanlar falan tek kat istiyorsanız, ama ahşabınızın da kaliteli olması önemli bu arada. Çok hemen bir ahşapsa iki kat kullanırsınız. Eski yeniliyorsunuz. Dediğimiz gibi işte dediklerimizin aynısı. Artık kapatalım. Şey son kez okuyayım. Elvin Hanım'ın, Gül Hocam ürünleriniz sizin ve Yasemin Hocam'ın elinde başka, vallahi sizlerden görmek daha öğretici demiş. Çok güzel oldu demiş Aynur Hanım da. Teşekkür ederiz. Çok sağ olun. Vakit ayırdınız, izlediniz. Sizden ricam, YouTube kanalımıza abone olun ve YouTube'umuzu paylaşın. Çünkü orada çok aktif olmadığım için yerim kalıyor. Yerimde sayıyorum. Bu kadar. Öpüldünüz. Bitiriyorum. Hadi kendim.